Bülent Ersoy alışverişe çıktı, şehrin göbeğinde resmen izdiham yaşandı. İlginç kıyafeti ve göz kamaştıran mücevherleriyle diva yine formundaydı. Kahkahaları sokakları inletti. Bülent Ersoy alışverişe çıktı. Bu elmas. Adeta izdiham yaşandı. Dur aman yavaş. Arkanıza bakın isterseniz efendim. Saniyede iki soru geldi divaya. Her zamanki gibi çok şıksınız. Tatiliniz nasıl geçti efendim? Daha yaptırıyorum. Sağ ol canım. Kolyesi çok ilginçti. Kolyeniz biraz dikkatimi çekti. Kılıç mı efendim o? Bunlar çok özel. Şuradaki. Evet. Manevi değerleri çok yüksekmiş kolyelerin. Elif. Elif. Ondan sonra Yafettah var. Allah-u Teala'nın. Hayır kapıları var. Evet. Şu uçak satın alabilen yüzükleri de parmağındaydı divanın. Yüzüklerden bahsediyorum efendim. Tekli iki olmuş. Üç olmuş. Ha, bunu... Üç olmuş. Üç taş. Çıkarıp takıyorum işte. Bu elmas. Herkesten gizli tekne tatiline de çıkmış Bülent Ersoy. Ancak doymamış, doyamamış denizlere, mavilere, sevmelere. Gittim tekneyle çıktım şimdi ama tam yapamadım. Geleceğim aşağıya, yine gideceğim. Muhabirler tatil yerini öğrenmek için bir anda turizmci kesiliyor. Biz de severiz de tatili. Çok, tabii. Canım arkadaşlarım, çok seversiniz. Sohbet güzel, diva keyifli, muhabirler üretken. Ama arkaya baksanıza değerli izleyenler. Candan Erçetin'in klibine döndü bir anda alışveriş merkezi. Lan ne oldu bana bu kadar itibar bu? Arkanıza bakın isterseniz efendim. Kalabalığa 5 karatlık elmaslarının bulunduğu yüzüklü eli şöyle bir selam vererek salladı ve yoluna devam etti. Kıbrıs konserleri için kostüm provasına gelmiş Bülent Ersoy İstanbul'a. 20'sinde Kıbrıs'tayım. Allah kısmet ederse. İşte öyle yani durum ve vaziyetler. Tekne tatiline dönelim. Yalnız mı çıktınız yoksa bir arkadaşınız var mıydı diyor muhabirler. Aşklarınız olsa efendim var mı bir aşk? Tekne kaçamak yapamıyor mu diye. Hani tekli iki olmuş hani. Şimdi ağzını bir yırtayım. Muhabirler cevap alamıyor. Burada Cem Yılmaz gibi şakacı her biri. Ve bir hatıra fotoğrafı vakti. Bir muhabir arkadaşımız daha selfie istiyor. Ersoy 5 karatlık elmaslarıyla işte böyle poz veriyor. Ersoy'un minibüsü Bodrum'daymış. Bu arada işi bırakıp kaçtığı iddia edilen şoförü de geri dönmüş. Ha geldi. Evet. Yavrum benim lezzetimi alan fazla dayanamam. Veda vakti. Evet arkadaşlar biz gidiyoruz bay bay diye. Ersoy gidemiyor. Yardım isteyen birkaç vatandaşa işte böyle para veriyor. Bülent Hanım işitme engeli Bülent Hanım. Barış, elinizi sağ olun. Bülent Hanım ben de böyle.